Herkes çok hassas, herkes çok kırılgan. Yıllardan beri bugün bekleniyordu. Her anlamda kadro, sözleşmeli personele, taşeronların durumu, EYT, staj mağdurları, e tabii ki ek göstergeler ve asgari ücret. Ciddi, doğru ve dürüst yayınlar yapıp o cümleleri kurmak gerekiyor. Şimdi doğru, dürüst, ciddi bir yayın yapalım. 5500 lira. Bugün ülkedeki asgari ücret. Avrupa'ya baktığınızda çok önem vermezler. Çünkü çalışan nüfusunun %6'sı 7'si maksimum asgari ücreti alır. Bizde %40'ların üstünde 7 milyon insanın bugün ayda 5500 lira alarak geçinmeye çalışıyor. Ne olacak 5500'ün kaderi? Beyaz yakalım. Sen de yabana atma bu yayını yıl başında alacağın maaş zammını asgari ücrete yapılacak zam belirleyecek. Yani her evi, her aileyi, her insanı ilgilendiren mesele. Hesap kitap yapacağız. Çalıştım geldim ve boş cümleler değil dolu cümlelerle. Türkiye'de resmi enflasyon kaç? İşte %85-86. Devletimin TÜİK'i bu rakamı açıklıyor. Yüzde %86. Hissedilen enflasyon ne? Bir de hissedilen var. Ben de o %123'ü nereden aldım getirdim? Ehliyete, pasaporta, trafik cezasına, vergi cezalarına gelen zamla. Yeniden değerleme oranı. Devletim %85-86 diyor enflasyonu ama yeniden değerlemede %123 zam yapıyor kıymetli evrakına, vergiye, trafik cezasına. O zaman hissedilen %123 diyelim mi? pek tabi diyelim. Asgari ücret ezbere biliyoruz 5500 lira. Temel parametrelerimizi cebimize koyduk. Hadi yürüyelim. Sendikalar süreç başlıyor. Ne istiyor? 10 ila 13 bin lira asgari ücret açıklanması, kararının verilmesi. Çok yüksek bulabilirsiniz. Yani herkes dilin kemiği yok atıyor diyebilirsiniz. Baktığınızda sendikalara, gündemlerine en az 10, maksimum 13 bin lira. Şimdi 13 bin lira en yüksek rakam. Diskin açıklaması. Arzu Çerkezoğlu'nun destek veriyorum. Neden? Bir mantığa dayanıyor çünkü. Diskin formülü. Bana katılacaksınız. 13 bin artı 13 bin eşittir 26 bin. Ne demek bu? Neyin formülü? 13 bin. bir evde iki asgari ücretli varsa eş aldı mı hanımefendi 13 bin lira asgari ücret. Evet kocası da aldı 13 bin lira 26 bine ulaştık. Bu 26 bin bize ne anlatıyor? Ya Türkiye'deki yoksulluk sınırını anlatıyor. Açlık yoksulluk sınırı. Dört kişilik bir ailenin ben yoksulum dememesi için ayda evine 26 bin lira girmesi gerekiyor. Bir ev iki asgari ücret eşittir yoksulluk sınırı. Oturdu mu mantığı kafanıza? Çok net. Ben çok net oturttum kafama. Gelelim hep size anlattığım açlık ve yoksulluk sınırında Türk işin paylaşımında araştırmasında bekar çalışanın yaşam maliyeti var. Ben nasıl anlatırım bilirsiniz. Boşanmış olabilir, herkesin başına gelebilir. Ya da yalnız yaşıyor. Anadolu'dan gelmiş, büyük şehirde. Ya da üniversiteyi bitirmiş, dönmemiş, burada bir iş bulmuş tek başına bir bir artı birini tutmuş yaşıyor. Bekar çalışanın yaşam maliyeti 9700 lira. İşte kimi sendikada bu 9700'ü baz alıyor. 10 13 bin buradan geliyor. Gelelim işverene patrona. TİSK Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu. Yani patronlar ne diyorlar? 8500 lira bizim ölçütlerimizde makul bir rakam diyor. Şu anda patronajın söylediği 8500 lira. Ben devi palan dökene baktığınızda bu zam diğer maaşları zamları için belirleyici olacak. Ama vergi indiriminin getirilmesi gerekiyor. Türkiye'de en kolay vergi bizim ücretli emeğini kiraya verenlerin aylık maaşından şak diye peşin vergiyi kesmektir. Bu zam o yüzden hepimizin geliri anlamında çok önemli. Devam. İşin uzmanları ne diyor? Dedim ya iyi çalıştım. Uzmanlara göre baktığınızda %24 ile %55 arası bir zam gelecek asgari ücrete. Mantık bunu getiriyor karşımıza diyorlar. Yani 5500 liradan 6800 lira ile 8500 lira arasına oturabilir diyor bu rakamlar aralığında. Şurada bir de bu fakirül hakir pür taksir Ekrem Açıkel'in sizin adınıza isteği var. Benim beklentim ne? 10 bin lira. Benim beklentim 10 bin lira. Ülkede hissedilen enflasyon %123 olmuşsa kusura bakmayın 5500 liraya hadi %123 zam gelmesin ama bir 10 bin lira da olsun. Senin için söylemek kolaydır diyorsunuz. Peki ne diyeyim? İstemeyeyim mi? Sizin adınıza bu cümleleri kurmayayım mı? Tabii ki kurmalıyım. Benim bizim kendi haber toplantımızda geçen fikirde Ercan Seki, Yakup Sağlam, ben, Yeliz 10 bin lira dedik. Bizi bağlar ama ben de kurdum bu cümleleri.